En son neyin tadını alarak keyif verdiğinizi hatırlıyor musunuz? Eskiden insanlar sadece hoşlarına gittiği için bile bir şeyler yerlermiş. Şimdi ise biz sadece hayatta kalabilmek için bir şeyler yiyoruz. Dedemin anlattığına göre daha erken olgunlaştırabilmek, ihtiyaçtan fazlasını üretebilmek ve daha fazla para kazanabilmek için her şeyin genetiğiyle oynamışlar. Kendimize yetiyormuş halbuki ürettiklerimiz. Ama sınırlar kalkınca tüm dünya koca bir pazar olmuş ve ben domatesin tadını bilmiyorum. Eğlenmek adına yapabildiğimiz tek şey birbirimizin viran evlerine gelmek. Halbuki ben belgesel ve filmlerde olduğu gibi balık tutabilmek ya da yüzebilmek isterdim. O kirli balçık yığınlarının olduğu yerde eskiden dereler, nehirler hatta koca bir deniz varmış. Defalarca arıtılmış su içmekten bıktım artık. Düşünmeden bir şeyler içebilmek isterdim. Her su kenarına bir fabrika dikmek zorunda mıydılar? Geleceğimizi kirletmek zorunda mıydılar? Su benim için sadece iki hidrojen, bir oksijen atomuna ibaret. Hayvanları merak edeniniz oldu mu hiç? Mesela yediğimiz yumurta ya da içtiğimiz süt şimdiki gibi sentetik değilmiş. Hayvanlar üretiyormuş. Gerçi insanların bile birbirini sevmediği dünyada neden hayvanlara yaşam hakkı tanısınlar ki? Hırsları yüzünden harcarlarken dünyayı, tüm ekolojik sistemi alt üst etmişler. Bir de bizden onlara saygı duymamızı bekliyorlar. Onlar tüm hayvanları katlederken bize saygı duymuşlar mıydı? Saygı mı? İçimde asla doldurulmayacak bir boşluk ve bize bu çirkinliği bırakanlara karşı asla bitmeyecek bir nefret var. Yağmurun sesini duyuyorsunuz, değil mi? Eskiden bu ses huzur verirmiş insanlara. Dört farklı mevsim varmış. Yağmur yağdığında insanlar bazen dışarı çıkar, tenlerine değdiğinde o mutluluğu hissederlermiş. Biz ola ki yağmura yakalanırsak, hissettiğimiz tek şey tenimize işleyen asidin verdiği o derin acı. Yağmur toprağa değdiğinde eskiden güzel kokarmış, huzur kokarmış. Şimdi ise yağmur toprağa değdiğinde o pis kokuyu duymamak için maskelerle dolaşıyoruz. Biz müsrif atalarımızın sefil torunlarıyız. Evet, sefil torunlarıyız. Son ağacı kestiler. Son nehri kuruttular. Ve son balığı öldürdüler. Nihayetinde paranın yenmeyecek bir şey olduğunu anladılar. Bizi sefil bıraktılar. Bizi karanlıkta bıraktılar. Koca dünyayı kararttılar ve yolumuzu bulabilmemiz için bize bu mumun aydınlığı kadar bir umut bıraktılar. Biraz bıraktılar o kirli dünyayı, yaşayın dediler yaşanmaz anları. Miras bıraktılar bu kirli dünyayı, yaşayın dediler yaşanmaz anları. Yok bir lokma ekmek, yok bir damla su, yok bir yeşil yaprak, yok bahar kokusu. Yok bir lokma ekmek, yok bir damla su, yok bir yeşil yaprak, yok bahar kokusu.